Fenilketonuri, bir tür kalıtımsal hastalık. İsmi çok fazla duyulmasa da hastalığın oluşabilmesi için hem annenin hem de babanın bu hastalık açısından taşıyıcı olması gerekiyor. Hastalıklı bebekler doğumda sağlıklı. Kanda fenilalanin düzeyini yükselmesiyle kan beyin bariyerini geçerek beyin gelişiminde bozulma ve nörolojik hasara neden oluyor. Bu bebekler erken dönemde eğer teşhis edilip tedavi edilmezse geri dönüşümsüz beyin hasarı, zeka geriliği, kendine zarar verme, nöbetler, otistik davranış bozuklukları gösteriyor. 1-7 Haziran Uluslararası Fenilketonuri Farkındalık Haftası olması dolayısıyla haberiniz olsa bu konuya değinildi. Programın konuklarından biri PKU Derneği Başkanı Güray Kocabaş'tı. Dernek Başkanı Kocabaş, amacımız bu hastalığı duyurmak dedi. Ya amacımız da şu, bu hastalığı kimse bilmiyor. Yani biz dahi 6 ayda, yani başımıza geldikten sonra 6 ay gibi sürede, onu da ben Türkiye'den değil Amerika'da Facebook yoluyla 22 yaşında bir bayan arkadaştan öğrendim. Yani Türkiye'de bu hastalığı bize öğretecek bir kişi yoktu. Çünkü aslında hastalığın ismi fenilketonuri değil mi? Bu Türkiye'deki açılımı. Açılımı. Dünyadaki PKU diye geçiyor. Yani hangi ülkeye giderseniz gidin PKU diye biliniyor. Siz de Eskişehir'de 2012 yılında derneği faaliyete geçirdiniz. Şu anda da yoğun bir çalışma devam ediyor. Ya şöyle benim işim tırcıyım, uzun yol şoförüyüm. Bir, yani yola çıktığım zaman en aşağı bir hafta 10 gün sürüyor gelmemiz. Onun yanı sıra da işte bu iş daha önemli benim için. Yani arabamı çekerim, bir senede yatacağını bilsem, para kazanmayacağımı bilsem bu iş daha önemli benim için. Çünkü insan hayatıyla alakalı. Doğru. 3 ay gibi kısa bir sürede eğer tanı almazsa çocuğumuz %85-90 önünde zihinsel özürlü ve geri dönüşü yok. Beyin hücreleri ölüyor. Evet. PKU hastası Başak Ertürk Bilmez'de haberiniz olsun diğer konuydu. PKU hastaları süt ürünleri, et ürünleri, kuru yemiş, kuru baklagil gibi ürünleri tüketemiyor. Bilmez bu konuya değindi. PKU hastası Başak Ertürk Bilmez ayrıca kullandığımız ürünleri ülkemizin kendisi üretmesi gerektiğini de vurguladı. Doğduğumdan 17 gün sonra topuğumdan alınan kanla test edilen bir hastalık bu. Bana fenilketonuri tanısı konuyor. Daha sonra ben tabii proteinsiz bir diyete başlıyorum. Yani hayvansal gıda ve aynı zamanda bitkisel protein olarak da ayrılıyor bu. Ve aynı şekilde bitkisel protein de hiçbir şekilde hayatım boyunca kullanamayacağım belirleniyor. Ve bu şekilde böyle bir diyete başlıyorum ben. Evet, hayvansal gıda derken hiçbir şekilde et, protein, mesela değil mi yumurta, süt. Evet, evet. Yani bir anlamda vegan beslenme gibi bir şey değil aynen, mi? Aynen, vegan. Yani vegan dahi diyemeyiz çünkü sebze meyve dahi ölçülü. Yani ürünlerimiz çok pahalı. Çok pahalı. Bunun için yani niye pahalı? Bunlar çünkü ithal olarak geliyor ülkemize. Artık gümrük vergisi uygulanıyor. Aynen bunun hani Türkiye'de üretildiği zaman hep niye işte yerli üretim, milli, yerli diyoruz? Çünkü kendi ürettiğimiz için kendi ülkemiz kazanacak. Tabii ki. Ama bunlar bizim ülkemiz ürettiğinde hem gümrük vergisinden, gümrük parasından kurtarmış olacağız. Aynen. Hem kendi ülkemiz kazanacak hem de bizim ülkemizdeki çocuklar bunlara daha kolay ulaşacak. Yes.